Dün genel kurulda AKP ve HDP grubu arasında yaşanan kavgaya tanık olduk. Dün birbirinize iltifat ediyordunuz, bugün kavga ediyorsunuz. Milletin gözünün içine bakarak sergilenen bu oyuna seyirci olmayacağımızı, ana muhalefet partisi olarak söyleyecek sözümüzün olduğunu belirtmek isterim. Buradan her iki gruba da sormak istiyorum. Siz sahiden Türk milletini balık hafızalı mı zannediyorsunuz? Analar ağlamasın dediniz, çözüm süreci dediniz, adına açılım diyerek HDP, AKP, PKK, MİT birlikte hareket ettiniz. O zaman CHP olarak size açık açık söyledik. Devlet terör örgütleriyle pazarlık yapmaz dedik. Süreci böyle yönetirseniz içinden çıkılmaz bir hal alır dedik. Parlamentoyu devreden çıkaran, kapalı kapılar ardında kotarılmaya çalışılan bu yaklaşım doğru değil dedik. Siz terör örgütü yöneticileriyle Oslo'da, İmralı'da, Kandil'de münasebet yaşarken bu yol doğru değil dedik, sizi uyardık. Siz duvarlarında adalet mülkün temelidir yazan Türk mahkemelerinin hakim ve savcılarını ha burada teröristlerin ayağına gönderip orada çadır mahkemesi kurduğunuzda hukuku ayaklar altına almayın dedik. Dağdan inen terörist pişman değilim. Öcalan'ın talimatıyla geldim dedi. Siz yok yok pişmansınızdır deyip ellerini kollarını sallayarak gitmelerine izin verdiniz. Analar ağlamasın dediniz, Türk milletinin anasını ağlattınız. Şehirler mühimmat deposuna çevrilip teröristler tahkimat yaparken valiler kanalıyla askere, polise operasyon yapmayın dediniz. Dolmabahçe mütabakatı, çözüm süreci, barış ve kardeşlik söylemleriyle başladığınız yolculuğun sonunda bugün fidanlarımız kefenleniyor maalesef. 7 Haziran öncesi tabelalardaki TC kısaltmalarından rahatsız olanlar şimdi milliyetçilik üstünden siyaset yapmaya başladı. Bu 180 derecelik dönüşün nedenini millet anlamaya çalışırken PKK bizi kandırmış dediniz. Bu kandırıldığınızı söyleyene kadar HDP ve AKP'nin birbirine yaptığı güzellemeler, iltifatlar meclis tutanaklarında kayıtlıdır. Kandırıldık dediğiniz andan itibaren HDP ile sergilediğiniz süreçte ikinci perde başladı. Bu millet 400 sandalye verseydiniz bu patlamalar olmazdı demeçleriniz de unutmadı. Değerli milletvekilleri, ne güzel söylemiş Nazım. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Lakin hangi şiir şu anda halimizi ortaya koyar derseniz onu da Orhan Veli söylemiş. Cep delik, cepken delik, yen delik, kaftan delik, don delik, mintan delik, kevgir misin be kardeşlik? Uyarılarımıza kulak asmayan, ağzımızda kuş tutsak inanmayan kişilere ise Ziya Paşa'dan bir gönderme yapmalı. İdraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Sonuçta tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin? Demekten başka bir şey insanın aklına gelmiyor. O dönem şivanperverle barış güvercinleri uçuyordunuz. El ele poz veriyordunuz. PKK tanık, TSK sanık, dönemin Genelkurmay Başkanı da teröristti. APO Diyarbakır'da ulusa sesleniyor, Barzani Parti Kongrenizde onur konuğu yapılıyordu. APO posteri taşıyanlar serbest, arabasının camına Atatürk imzasını, posterini koyanlar ceza alıyordu. Sonuçta bugün neden bu kadar şehit veriyoruz sorusunun yanıtı bellidir. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlu olur da ondan. Değerli milletvekilleri, bazen bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinlerken bazen de bir kuşağın politikaları sayesinde gelecek nesiller ya hayat bulur ya da kefenlenir. PKK'ya destek verenleri, ön açanları bu millet biliyor. Geldiğimiz nokta ne? Bir yıl içerisinde 17 patlama. Kor olan fidanlar, ateş düşen ocaklar, gözleri çan kana analar. Hep söyledik söylüyoruz. Büyük Ortadoğu projesinden uzak durun. Emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet etmeyin. Yüce Meclisi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi dik duruşu sergileyin dedik.
Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz arkadaşlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçesinde suya dair bir şey söylemek gerekir. Bir zamanlar mecliste aralarında su sızmayanlar vardı. Haburda tur atanlar, analar ağlamasın diyenler vardı. Kır atın yanında kalan ya huyundan ya suyundan alırmış. Suyu getiren de testiyi kıran da bir zamanlar dosttu. Bugün araları açıldı, ortaklık bozuldu. Yel üfürdü, sel götürdü. Bu bütçeyi içinden geçen su şu cümleyle tamamlamak isterim. Geçme Nahmet Köprüsü'nden, götürürse sel götürsün seni. Yatma çakal gölgesinde, yerse aslan yesin seni. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.